uzay tarifi verilen hedefi nasıl bulacağız? Onu öğreneceğiz. Kısa bir video olacak. Yakın zamana kadar ben de bu konuda tam bilgi sahibi değildim. İnternetten biraz araştırdım. Bir sürü İngilizce kaynak var. Bir tane de Türkçe kaynak ben hazırlamak istedim. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi kısa bir video olacak. Hepimiz karşılaşmışızdır online da olsun, offline da olsun. Bilgisayarın kontrol ettiği uçak grupları bir hedef tespit eder ve bunu bullseye göre konumunu bize radyodan bilgi verir. Biz de bu konumu nasıl bulacağız? Bunu göstermeye çalışacağım size. Bunun için bir görev oluşturdum kendim. Hep beraber bu göreve geçelim. Gayet mantık basit. Anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Evet. Görevimi başlatıyorum. Uçağımı demirleyeceğim ve de bana radyo iletişimi kurulmasını bekleyeceğim. Şu anda evet. Burada gördüğünüz bir tane AO'mu yerleştirdim. Bu şu an hedef tespiti yapıyor. Bize de radyoyla bilgi veriyor. Şimdi tekrar son iletişimine geçmesini bekliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Springfield 1 Armor'u yok etmiş. Nerede? Bullseye 032-10'dan bahsediyor. Yani ne demek istiyor bize? Bullseye'in burada, olay burada gerçekleşiyor. Bullseye'i böyle 360 derecelik bir çember olarak düşüneceğiz. Yani sıfırı ayarladım. Yani bunun etrafından şöyle 360 derece düşüneceğiz. Yani buna göre konum bildiriyor bize. Ne dedi? 32 derece dedi. Gördüğünüz gibi 32 derece ve de 9,8 mil uzaklıkta, yani 10 mil uzaklıkta. Mantık bu şekilde. Peki bunu F-10 kullanmadan tabii ki uçağımızın uçuş bilgisayarı üstünde nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum. CDU page'imizi açtığımızda burada offset tuşumuz var. Gördüğünüz gibi. Yani offset. Buna bastığımızda offset ekranımız geliyor. Buna ayrıca fonksiyon, burada gördüğünüz gibi offset burada da var. Fonksiyon 4 yaparak da ulaşabiliyoruz. Offset page'i bir noktadan bir noktaya bize waypoint oluşturmamızda yardımcı oluyor. Yani seçtiğimiz bir noktaya göre başka bir noktanın konumunu bize çizmemizi sağlıyor. Burada ne seçeceğiz? Bullseye seçeceğiz. Bunu nasıl seçiyoruz? Burada artı ve eksi tuşumuz var. Gördüğünüz gibi Bullseye'in burada başka neler var? Havaalanları var. Sabit yerler var. Yani koordinatı sürekli aynı kalan yerler var. Burada Bullseye'im var. Bullseye'imi seçtim. Daha sonra ne yapacağım? Bize ne demişti? 0.32'ye 10 demişti. Burada gördüğünüz MH ve DIS yazılan, yani Magnetic Heading ve Distance, uzaklık ve headingimiz. Burası 0.32 idi, burası 10'du. Hemen bunu yazıyorum. 0.32 yazdım. Bir de 10 yazdım ve buraya girdim. Gördüğünüz gibi 0.32 ve 10 oldu burası. Daha sonra ne yapacağım? Bunu bir waypoint haline getirmem lazım. Öncelikle bir isim veriyorum. Waypoint'ime TGT5 dedim. Burada bize soruyor. Soru işareti 1 var. Birinci waypoint oluşturulsun mu diye. Bunu herhangi bir yere girmiyorum, yazdığım ismi. Direkt waypoint oluşturma tuşuna bastığımda waypoint'im şu anda oluştu. Peki bu waypoint'im, gördüğünüz gibi burada waypoint seçerken herhangi bir waypoint'im yok şu anda. Bunu nasıl seçeceğiz? Bunu mission'a getiriyorduk. Mission'a getirdiğimizde burada TGT5 birinci waypoint'im seçildi. Hemen bakalım hedeflerimiz neredeymiş. Waypoint'ime çevirdim TGP'imi. Bakıyorum herhangi bir hedef gözükmüyor ilk başta. Niye gözükmüyor? Çünkü bize verilen bilgi tam spesifik bir nokta değil. Spesifik olarak hedefleri görmemiz için bu koordinata ihtiyacımız var. Ama önemli değil. Yani hedeflerin bu bölgede olduğunu biliyoruz. Bütün dünyayı aramak yerine çok kısa bir mesafede küçük bir arayışa çıkacağız.
Hemen burada kontrol ediyorum hedeflerimi neredeymiş. Evet, burada bir hedefler yakaladım. Gördüğünüz gibi termal kamerayla. Burada gördüğünüz gibi tanklar mevcut. Bir tanesi yok edilmiş. Diğer uçuş kolunun yok ettiği bir adet tankım burada. 3 adet daha tank var. Bullseye göre verilen tarifleri bulmak bu şekilde oluyor. Offset page'ini kullanıyoruz. Gayet basit, gayet kolay bir yol. Anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.